Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar Allah sağlık versin. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki aklınız sakın karışmasın. Ayhan Samet Batuhan sıfır otomobilleri 6 ay 6000 km sınırı dolmadan satamazsınız. Ama öyle bir şey yapıldı ki bayiler ellerindeki stok fazlalarını 6 ay 6000 km sınırına takılmadan satabilecekler. Bu hak mı adalet mi videonun içinde otomobil piyasasını nasıl etkilediğini anlatacağım. Piyasada öyle bir algı var ki ikinci konumuz bu. Evre artacak, otomobillere zam gelecek. Bu fiyatları mumla arayacaksınız. Savaş mı oldu? Kıtlık mı var? Otomobil üretimi mi durdu? Otomobil bayilerde yok mu? Buna anlam veremiyorum. Neden bu algı yapılıyor? Yine size anlatmış olacağım. Herkesin kafası karışık. Altınımı, dolarımı bozdurup otomobil almalı mıyım? Bu beklenti arkadaşlar bakın neleri doğuruyor. Şimdi hep birlikte videomuza geçelim. Sizden tek istirhamım kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. İlk önce 6 ay 6000 kilometre sınırına takılmadan kimler otomobil satabilecekler ondan başlayalım. 7 Temmuz'dan sonra GSR2 uyumda olmayan otomobillere bayiler geçen yıl sattıkları otomobillerin yüzde onundan daha fazlasını stoklarında bulundururlarsa bu otomobillere satamayacaklardı. Fakat o kadar çok stok fazlalığı vardı ki bayiler hükümete baskı kurarak 6 ay 6000 kilometre sınırına takılmadan biz bunları kendi filolarımıza faturalandırarak bunları satabilelim diye bu kuralı yeniden önceden düzenlettirdiler. Yani 6 ay 6 bin kilometre sınırına takılmadan artık bayiler ellerindeki stok fazlası olan araçları plaka takarak yani ikinci el olarak sarı sayfalarda ve bayilerde satabilecekler. Bu da kural onlar için yeniden düzenlenmiş oldu. Böyle bir kuralın düzenlenmesi bence mantık dışı. Hak değil, adalet değil. Herkes o zaman 6 ay 6 bin kilometre sınırına takılmadan bu otomobillere satabilmeli bir. İkincisi bayiler 7 Temmuz'dan sonra GSR 2 uyumlu olmayan otomobillerin ellerinde kaldığında satamayacaklarını daha önceden bilmiyorlar mı? Biliyorlardı. Onlara bir yıl önceden söylenmemiş mi? Söylenmişti. İşte şu anda piyasadaki otomobillerin ikinci elde ve sıfır olarak daha ucuza satılması bu kuralın yeniden düzenlenmesiyle engellenmiş oldu. Belki hükümet burada geçen ay otomobillerin satış rekorları kırılmasına sebep olmasından dolayı böyle bir tedbir almaya çalıştı ama belki de yurt dışında o kadar çok otomobil vardı ki Türkiye'de bu otomobiller plakalandırılar tekrardan satılmış olabilir de bunun her şeyini düşünmek gerekir ama dediğim gibi bence bu kural yeniden düzenlenmemiş olsaydı bayiler ellerindeki otomobilleri satabilmek için farklı kampanyalar düzenleyecekti. Kısa dönemde otomobillerin fiyatları sıfır olarak çok düşmüş olacaktı. Onlar istediği şekilde sıfıra zam yaparak ellerindeki plakalı ikinci el otomobilleri de daha düşük fiyattan satarak karlılık oranlarını artırabilirler. Benim nacizane fikrim bu kural yeniden düzenlenmemiş olacaktı ve herkes bu kuralı aynı şekilde adaletli olarak uygulanacaktı. Sizin bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gelelim ikinci konuya. Bir algı var. Otomobillere zam gelecek, euro artacak ve otomobilleri bu fiyattan bumla arayacaksınız, bulamayacaksınız. Arkadaşlar ben anlam veremiyorum. Yani sıfır otomobillere zam gelecek, euro artacak. Savaş mı çıktı? Kıtlık mı var? otomobillerin üretimi mi durdu? Hadi diyelim ki sıfır otomobillere zam geldi. Ya ikinci el otomobil istemediğiniz kadar sarı sayfalarda var. Neyin telaşı, neyin acelesi? Bu buna anlam veremiyorum. Ne olacak? Hadi diyelim geldi sıfır otomobillere zam. Bir gecede sarı sayfalardaki tüm ilanlar kalkacak, yeniden düzenlenecek ve hepsine zam mı yapılacak? Otomobile ihtiyacınız varsa zaten bunu düşünmezsiniz. Ben her zaman söylüyorum otomobil ihtiyacı olan arkadaşlar otomobil almak için beklemesinler çünkü beklemek mantık dışı. Sadece bekliyorsanız diye söylediğimiz paranızı faizle değerlendiriyorsanız beklemelisiniz. Ama paranız faizle değilse beklemek mantık dışı. O yüzden de ben bu tür söylemlere arkadaşlar kulak asmayın. Kulak ardı edin otomobillere daha ne kadar zam gelecek gelse dahi ikinci elde otomobil almak için bir iki ay 3 ay otomobil fiyatları yukarıya çıkabilmek için bir çaba harcayacaktır. O zaman da biz otomobil ihtiyacımız varsa zaten otomobil alabiliriz. Bir arkadaşım şöyle demiş abi sen sürekli söylüyorsun otomobil fiyatları ikinci elde düşecek düşüyor ama ben 3-4 aydır takip ediyorum. Otomobil fiyatları düşmüyor, yukarıya da çıkmıyor. Arkadaşlar bakın, bu reel olarak bir düşüştür. Bunu sürekli anlatıyoruz. Reel bir düşüş yaşıyor. Bu düşüş işte o düşüş. Yani araç fiyatları sabit de gitse otomobil fiyatları reel olarak düşmüş oluyor. Sabit gittiğini düşünürsek, paramızı başka emtialarda değerlendirdiğimizi düşünürsek işte o zaman otomobil TL karşısında değer kaybetmiş oluyor. Değer kaybettiği için de araçlara talep olmuyor. Talep olmayınca da daha ucuz rakamlı, daha uygun rakamlı araçlar ilanlarda yerini almış oluyor. Bu da sinsile yoluyla ufak da olsa düşüşler anlamına geliyor. Biz sürekli otomobil fiyatlarının aylık olarak, haftalık olarak arttığını görmedik mi? İşte bu benim anlattıklarımı arkadaşım bir mesajla desteklemiş oluyor ama anlattıklarımın yanlış olduğunu doğru olduğunu kanıtlayarak mesaj atmış oluyor. İşte arkadaşlar, piyasanın şu anki hali bu. Algı operasyonu sürekli devam ediyor. Yürü artacak, otomobil fiyatları yukarıya çıkacak. Bu da ikinci el piyasasında ve sıfır otomobil piyasasında her şeyin sonu olacak. Bu fiyatlardan bu otomobilleri bulamayacaksınız diye ama şu anki e, geldiğimiz durumda da bayilerde biz gittik, kampanyaların devam ettiğini gördük ve e, önümüzdeki ay Euro artarsa otomobillere zam geleceğinin bilgisini de aldık ama kampanyaların devam edeceklerini de söylediler. Çünkü sıfıra talep olmayacaktır. İkinci el piyasasına talep olacaktır. Bu da sıfır otomobillerin tekrardan kampanyalı ve düşük fiyattan satılacağı anlamına geliyor. Şimdi gelelim diğer konuya. Abi otomobil fiyatları yukarıya çıkmıyor. Dolar ya da altın yukarıya çıkar mı? Otomobilimi satıp dolar ya da altın almalı mıyım? Bakın bu yatırımcı için olacak bir şey. Otomobil ihtiyacı olan keşe sabit kalsın. Eğer paraya ihtiyacınız varsa tabii ki otomobilinizi satıp bir kısmını ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Bir kısmıyla da dolar ya da altın alabilirsiniz. Yani ben ekonomist değilim ama ben otomobil piyasasını gördüğüm kadarıyla konumum itibariyle bir analiz değerlendirme yapma şansım olabiliyor. Fakat altının, doların, euro'nun ne zaman artacağı Hangi söylemlerle yukarıya çıkacağı hiç belli olmuyor. Biz diyoruz ya sürekli burası Türkiye. Her an her şey değişebilir. İşte bu yüzden otomobil ihtiyacınız yoksa otomobilinizi satın arkadaşlar. Otomobil durduğu yerde size masraf açar. Ama paranızı ben tekrardan otomobil alacağım diye kısa vadede altın ya da euro alıp bozdurursanız bu kısa vadede size değer kaybettirir. Bu mantık işi değil. Piyasanın da dalgalanmasına sebep olabilir. Ben her zaman bu konuda diyorum ki herkes piyasanın çok dengesiz olduğu bir dönemde sabit kalması daha mantıklıdır. Bu yüzden de eğer ki böyle bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız işte e ekonomist arkadaşlar var. Onları izleyerek euro ya da altının ne kadar yukarıya yıl sonuna kadar çıkacağının tahminlerine göre arabanızı bozdurup arabanızı satıp daha sonra yeniden araba alabilirsiniz. İşte bu konuda size e ancak bu şekilde tavsiye verebilirim. Otomobil piyasası denizdeki dalga gibi arkadaşlar. Bakın her alınan karar otomobil piyasasını etkiliyor. Otomobil piyasasında fiyatların aşağı ve yukarıya çıkmasına sebep olabiliyor. Bu yüzden de siz, siz olun. Otomobil ihtiyacınız varsa otomobilinizi alın. Otomobil ihtiyacınız yoksa arkadaşlar otomobile yatırım yapmayı sakın ve sakın bu dönemlerde düşünmeyin. Biz 600 ve 700 bin TL bandındaki aşağıya doğru rakamlı otomobillerin fiyatlarının yukarıya çıkacağını ve bu otomobillerin olmadığını söylediğimizde bu otomobil fiyatları yukarıya doğru çıkıyordu. Şimdi tam tersi oldu. Bu otomobiller artık çok yüksek rakamlara ulaştığı için diğer 2018 ve üzerindeki otomobil fiyatlarına yaklaştığı için artık buradaki otomobillerin fiyatları da durdu. Buradaki otomobillerin fiyatları da aşağıya eğilim kazanmak zorunda kaldı. Yani yukarısında da yatırımdan bitti. Aşağısı da yatırımdan bitmiş oldu. Yani hangi otomobil fiyatlarına bakarsanız bakın. En düşük en uygun rakamlı otomobiller sarı sayfalara yazdığınızda satılıyor. Ama ağır hasarlı, pert kayıtlı ve e, yüksek kilometreli otomobiller artık kendilerine ilanlarda satılabilmesi için bir mucize yaratılması gerekiyor. Bu da artık otomobil piyasasında olmuyor arkadaşlar. Çünkü alsatçı dediğimiz bakkalı manavı kasabı ve bu işten para kazanmak için diğer meslek gruplarından olan kişiler piyasada yok. Bu da otomobil piyasasında güzel el ayağı düzgün kilometresi düşük değişensiz boyasız hatasız araçların daha hızlı satılmasına sebep oluyor. Yani piyasadaki durum bu. Yatırımcı piyasada yok. Otomobil fiyatları çok yukarıya çıkmıyor. Diğer emtiaların yukarıya çıkmasıyla birlikte de insanların başka yatırım araçlarına yönelmesine sebep oluyor. Bu da otomobil piyasasındaki durgunluğun yine bir dönem daha gideceği anlamına geliyor. Piyasa önümüzdeki aya kilitlendi. Önümüzdeki ay otomobillere gelecek zamlarla birlikte bakalım neler olacak. Zam gelecek anlamına da gelmez. Euro'daki artışı bekliyorlar. Euro'da artış olursa bir miktar otomobil fiyatları da zamlanacaktır ama ikinci el piyasasında bu zamların etkisi eğer ki olursa olacak anlamında söylemiyorum. Olursa da bu zamların etkisi 2-3 ay belki ikinci el otomobil piyasasında ancak etkisini gösterecektir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de 6 ay 6000 kilometre sınırının sadece bayilere bu kurala takılmadan otomobilleri plakalandırıp satılması sizce mantıklı mı? Yine algı operasyonu ile otomobiller çok zamlanacak. Herkes bu fiyattan otomobil bulanmayacak denilmesi Sizin için ne anlam taşıyor Yorumlara yazarsanız sevinirim Allah'a emanet olun Bir başka videoda görüşmek üzere Her şey gönlünüzde olsun Hoşçakalın